Merhaba sevgili dostlar. Merhaba sevgili herkes, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Büyük Çanakkale turumuz olanca hızıyla devam ediyor. Ve bugün neredeyiz? Ayvacık ilçesinin Sokakağzı kasabasına geldik. Evet, inanılmaz güzel, şirin. Yavaş yavaş böyle bir tur attık dediğimiz gibi sahilde. Çok güzel bir denizi var. Akşam biraz dalgalıydı ama şu anda yaprak bile kıpırdamıyor. İnanılmaz güzel bir havası var. Her yer zeytin ağacı, en sevdiğimiz. Zaten videolarımızda var biliyorsunuz. Evet. Zeytin yağı nasıl yapılır? Taş sıkım, taş baskı zeytinyağı evet. Fabrikasına gitmiştik. Onları da izleyebilirsiniz. Tabii ki bu video bittikten sonra. Evet. Koyunevi köyüne bağlı Sokakağzı. Tam Koyunevi köyünün bitiminden bu şu anda yürüdüğümüz yol aşağıya doğru uzanıyor. Ve Sokakağzı'na iniyorsunuz. Aslında o sebepten de Sokakağzı denildiğini düşünülüyor. Herkes tam böyle bitiminde olduğu için. Aslında burasının ismi Sokak Deresi'nden geliyor. Burada tabii vakti zamanında bir sokak deresi varmış. Evet. Şu anda maalesef bir sürü kuruyan derelerimiz var. Ama o da onlar gibi kurumuş. Sokak Deresi'nden geliyor. Tam da Sokak Deresi'nin ucuna kurulduğu için Sokakağzı ismini almış aslına bakarsınız. Gerçek ismi bu. Biz şimdi tabii ki İstanbul'dan geldik. Ortalama 6-6,5 saat sürdü. Bir durduk, birazcık mola verdik bir kere. Onun haricinde Çanakkale'den gelirseniz 100 kilometre burası. Assos'a da burası 20 kilometre. Yani Sokakağzı'na geldiğiniz zaman Assos'a da gelebilirsiniz. Assos ve Kadırga Koyu da var hemen yanında. Zaten 15-20 dakika sürüyor. Çünkü Sokakağzı'nda pek fazla böyle akşam çok fazla takılacağınız bar ve restoran seçenekleri yok. Çok sessiz, sakin bir yer. Özellikle kitabınızı alıp buraya sahile geleceksiniz. Kafa dinlemek için harika bir yer Sokakağzı. Evet. Çok eğlenceli bir gece hayatı yok ama çok güzel balıkçılar var. Çok güzel restoranlar da var aşağıda. Evet, taze balık bulabilirsiniz. Kesinlikle taze balık yiyebilirsiniz. Şimdi bu mevki Sokakağzı mevki olarak geçiyor. Fakat yanında da Sivrice Limanı, Sivrice Koyu. Yani büyük bir koy ama iki bölümden oluşuyor. Bir taraf Sivrice tarafı, bir tarafta Sokakağzı koyu olarak geçiyor. Şöyle söylüyorlar, mesela işte deniz lodos estiği zaman Sivrice koyuna gidin denize diye. İşte karayel estiği zaman veyahut da daha farklı bir yönden estiği zaman da Sokakağzı'na gelin, deniz çarşaf gibi oluyor diyor. Gerçekten öyle. Bir tarafta dalga olurken diğer tarafta, diğer koyda da süt liman oluyor deniz, çarşaf gibi. Bu arada deniz gerçekten çok güzel. Tertemiz, balıklar, görüş açısı çok iyi. Sadece bir tane dalış okulu var. Fazla bir dalış okulu yok ama o bile yeter bence. Ona da buranın limanı var, oradan ulaşabiliyorsunuz. Dediğimiz gibi çok böyle çok büyük bir yer değil açıkçası. Ama zeytin ağaçlarının arasında harika bir denizde ve Midilli Adası'na karşı güzel ve sessiz saatler geçirmek istiyorsanız, kafa dinlemek istiyorsanız bence harika bir yer, tavsiye edilir. Kesinlikle. Şimdi biz de biraz keşfe çıkalım bakalım burada neler neler varmış, ne yenir ne içilirmiş biraz keşfedelim. Evet sevgili dostlar, Alacalı geziler. Assos Sokakağzı'nda devam ediyor. Keşfe devam. Hadi bakalım. Thank you.
Tekrar merhaba. Evet. Sokak ağzını size anlatmaya ve göstermeye çalıştık. Çok sakin, çok sessiz bir yer. İnanın şehrin o gürültüsünden uzaklaşmak istiyorsanız, kafanızı dinlemek istiyorsanız bir kitap, bir de denizin karşısına geçip şöyle güzel bir keyif yapmak istiyorsanız sokak ağzı tam sizin için bir yer. Müthiş bir denizi var, müthiş bir doğa, harika bir manzara, tavsiye ederiz. Evet, kafa dinlemek isteyenler için aslında ideal bir yer. Çünkü fazla böyle hareketlilik yok. Sadece sahilde plaj hizmeti veren yerler, akşam restoran hizmeti veriyorlar. Moteller var, pansiyonlar var. Kamp alanları aynı var. Aynı şekilde zamanda. Evet, kamp alanları var. Karavanlarıyla, çadırlarıyla konaklayan insanlar var. Karavan ve kamp alanları çok eğlenceli geçiyor. Evet. Yanından geçerken birkaç öyle kamp alanı gördük. Gerçekten müzikle eğlenceler yapıyorlar. Hoş sohbetli saatler geçirdiklerini gördük. Yani burası aslında bakarsanız Sitte Slow ünvanını alabilecek bir yer. Kesinlikle. Ama bilemiyorum yani ileride alır mı almaz mı? Olabilir. Aslında çok kalabalık değil zaten burası. Tabii. Belki daha önce de söylemişizdir. Çok az insan var. Genelde zaten turistik amaçlı gelen insanlar var. Yazlıkçılar çok az. Genelde insanlar evlerini böyle otel, pansiyona çevirmişler. Öyle hizmet veriyorlar, öyle geçimlerini sağlıyorlar. Evet. Tabii arkaları doğru köylüler, zeytinlikler falan var ama genel olarak sahil kesimi böyle. Bu arada hani Sitte Slow ünvanını alabilmesi için bazı kriterlere sahip olması gerekiyor. Tabii tarihi mekanları da olması gerekiyor ama burada sadece bir adet tarihi bir mekan var. O da zeytinyağı fabrikası. Evet. Yaklaşık 25 sene önce faaliyeti durmuş. Çok uzun yıllar aslında burada zeytinyağı üretimi yapılmış. Tabii eski usul tarzında taş baskı. Çok güzel bir mekan aslında. Buranın yerleriyle konuştum. Şunu söylediler. Sahipleri 3 ortak, 3 veya 4 ortakmış. Bir vefat edince sahipleri kimse devam ettirmek istememiş. Maalesef. Keşke devam ettirselerdi de o otantik zeytinyağı fabrikasının zeytinyağının tadına baksaydık. Çünkü inanın her yer zeytin ve çok kaliteli zeytin var burada. Neden? Rüzgarı var, hafif bir esintisi var biliyorsunuz o lodosun. Zeytin üzerinde çok büyük etkisi oluyor. Evet, hem büyümesine hem lezzetli olmasına tabii, tabii. Çok faydası var. Yani Ege'nin zeytinleri bir başka. Zaten karşısı Midilli, Midilli Adası. Onun manzarasıyla da bambaşka bir hal almış burası. Arkadaşlar biraz da size kamp deneyimlerimizden bahsedelim. Kamp deneyimlerimiz aslında hani ilk çadır deneyimimiz bu bizim. Kesinlikle evet ilk yani, çadır. Aslında hani hedef karavan ama karavancılar şunu söylüyor. Önce bir çadırda kalın. Bu eziyeti yaşayın der gibi. Tabii hani bir işin çıraklığı vardır evet, yani. Kesinlikle. İşte o çıraklığı yapın ondan sonra karavanda kalın. Hani bu yaşantıya hazır mısın veyahut da bu yaşantıyı benimseyebilir misin? Bu önemli ve çadır deneyimimizi yaptık. Tesadüfte bize rüzgarlı bir gün denk geldi. Evet, yani, iki gün çok rüzgarlıydı. Evet, maalesef. Hani çadır neredeyse uçacaktı gece vakti. Bir de bir soğuk oldu. Yani şu sıcakta. Ağustos'un ortasındayız şu anda. Ağustos'un ortasında battaniyelerle yattık. Evet. Demek ki çadır hayatı böyleymiş. Yani başlangıç olarak böyle başladık çadır yaşantımıza. Başka yani çadırımızın üstünde bir korunak var aslında. Aslına bakarsanız güneşten koruma tentesi. Için. Şunda evet. Şimdi mavi şeyleri görüyorsunuz arkamda. Evet. Onun rüzgarda sallanıp çadıra vurmasıyla biraz ses oldu açıkçası. Bu da tabii uykumuzun ara ara bölünmesine sebebiyet verdi. Ara ara değil hiç uyuyamadık. Yani, evet ilk gece. Özellikle ilk gece hiç. İlk gece gerçekten yoktu. Çok zorluydu. Hani çadır yaşantısı bizim için evet. Gerçekten ilk deneyimimiz biraz zorlu oldu. Biz bir de şey yani hani hem böyle karanlıkta ve sessiz bir yerde uyumaya alışkın olduğumuz için evde de buna çok dikkat ediyoruz. Evet. O yüzden burası bize hem aydınlık hem gürültülü geldi. Bir de bizim gördüğünüz gibi arkada çadırlar yüksek 3 metre yüksekliğinde. Belki küçük çadırlarda hani bu etki olmuyordur bu kadar hani bu ses ama büyük çadırda gerçekten o kumaşın hareketlenmesiyle ve cidden çok rüzgar var. Evet. Onunla alakalı da olabilir. Bizi ilk gece bayağı zorladı. Dün gece daha iyiydi.
daha sakin geçirdik. Eminim bu gece daha sakin olacak çünkü rüzgar da azaldı. Bizim şansımıza bir Temmuz'un başında olmuş böyle bir rüzgar şiddetli. Dün 40 kilometreye yakın mıydı? 38 kilometre falandı yani. O yüzden normal hani bu kadar rüzgar. Gece zorladı açıkçası. Gündüz güzel. Zaten denizde, plajda geçiriyorsunuz. Gezerek geçiriyorsunuz gündüzü. Ama sürekli bir toplanma hali var çünkü içeride dolap yok. Valizde yaşıyorsunuz. Bunun zorlukları var. Onun haricinde biz tabii ki beslenmeyi falan genel olarak burada kahvaltı var. Akşamları günümüzleri dışarıdan yedik tabii ki. Bir de o durum var. Hani biz şu anda kendimiz çok açıkçası yiyecek içecek bir şey yapmıyoruz. Sadece çay kahve yapıyoruz. O belki daha meşakkatli bir sürecidir. Biz daha yüzeysel yaşadık çadır hayatını ama dedikleri gibi gerçekten bu iş çıraklık işi. Karavanın ya da bu hayata geçişin çıraklık işi. Zor bir süreç. Hani işte tuvaletler, banyolar, duşlar dışarıda. Gecenin bir yarısı kalkıyorsunuz. Haldır haldır yürüyüp tuvalete gidiyorsunuz falan. Ama o da çok güzel. Ay ışığında yıldızlarla beraber böyle bir kalkıp doğaya uyanmak da çok güzel bir şey gerçekten. İşte en güzel noktası da o zaten. Doğanın içinde uyanmak bambaşka bir tutku diyelim. Evet. Yani bu zaten bu işi tutkulu insanlar yapar. Yani yoksa herkes çekemez bu zorlukları. Ama dediğimiz gibi hani zor olduğunu söylüyoruz ama sakın yanlış anlaşılmasın. Yani kamp yapın. Çadır deneyiminiz olsun. Çadır kurun. Çadırlı kamp alanlarına gidin, glamping alanlarına gidin. Çok zevkli yani. Çok. İnanılmaz zevkli bir şey. O doğanın içinde zifiri karanlık, çadır ışığınız yanıyor. Ateş yakabilirsiniz mesela, ateşiniz yanıyor. Kışın daha havalar soğuk olduğunda. Ama gerçekten çok zevkli bir şey. Tabii ki biz bu çadır işini biraz daha hızlı geçeceğiz. Çünkü hedef karavan olduğu için. Yani, umarız bir an önce hedefimize ulaşırız. Bir an önce karavana doğru yol alalım. Çıraklık yaptık, tamam bitti. Evet. Çıraklığımız bitti bizim. Sanki müstakil bir eviniz var. Sabah uyanmışsınız, kalkmışsınız, bahçesinde oturuyormuşsunuz gibi inanılmaz güzel. Bunu her defasında söylüyoruz. Bizim için çok önemli zeytin ağaçlarının arasında olması. Bir kere çok hoşumuza gitti burası. Bir de zeytin ağaçları da genç ağaçlar da değil yani. Evet. Yıllanmış ağaçlar. Kesinlikle. O kadar güzel zeytin ağaçları var ki burada. Yani bir ağaçtan 4-5 sürüm çıkmış. Kim bilir belki 200-300 yıllık ağaçlar var. Kesin yani kesin. Burada abartmıyoruz. Evet. Alanı da çok güzel bulunduğumuz yerin. Bizi açıkçası mest etti. Kesinlikle çok eşya getirmeyin. Burada çok temizlik, hijyen inanın aranamıyor. Yani mümkün değil. İsteseniz de olmuyor. Çünkü herhangi bir halı, kilim bir şey yok yani ya da temizlik olarak baktığınızda dediğimiz gibi tuvaletler dışarıda gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Birazcık olumlu ucu kaçabiliyor ama tabii ki yine temizliğe dikkat ederek yaşayabiliyorsunuz yani. Allah'tan arabamızda bir tane fırça vardı da evet. Fırçayla sürekli çadırı süpürüyoruz. Temiz, evet. Çadırı süpürüyoruz çünkü dışarı içeri girdiğiniz zaman maalesef bazı şeyler girebiliyor içeri. Ki bizim, toz toprak. Evet, bizim alanımız gördüğünüz gibi yukarıda yani terliklerimizi, ayakkabılarımızı çıkartıp yukarıya çıkıyoruz ama ister istemez hani ayaklarınız ıslanıyor. Evet. Denizden, duştan çıkıyorsunuz, işte kırıntılar dökülüyor falan böyle. O yüzden sürekli bir toplama, temizleme durumu oluyor. Evet sevgili dostlar, bundan sonraki durağımız Babakale. Yani Anadolu, Asya kıtasının ve Anadolu'nun en uç noktası. Buradan sonra oraya geçeceğiz. Bakalım orada bizi neler bekliyor. Merakla bekliyoruz, heyecanlıyız. Çünkü Anadolu'nun ve Asya'nın en uç noktasına gideceğiz. Orada bir Basri abimiz var, onun otelinde kalacağız. Bakalım orası da nasıl bir yer, sizler için keşfedeceğiz. Evet. Bize vakit ayırdığınız için ve videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizimle kalın diyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna basmayı, zilde işaretlemeyi unutmuyoruz. Çünkü bir sonraki videolarımızdan haberdar olmanız gerekiyor. Bize gitmemizi istediğiniz, tavsiye ettiğiniz, şurunu da yapsaydınız dediğiniz muhakkak her şeyleri yorumdan bize yazabilirsiniz. Çok güzel bilgi paylaşımları oluyor çünkü tavsiyelerinizi muhakkak göz ardı etmiyoruz. Bunları uyuyoruz, bunları da bilmenizi isteriz. Bizi takipte kalın o zaman diyelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Babakale'de. Evet, Babakale'de. Babakale'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. We'll be right back.
Müzik